dedi. Emek bedeli dedi. 300 lira ödemeniz gerekiyor. Kuponu size vermem için dedi. Samsun'da Engin Altıngeyik isimli vatandaş bahis dolandırıcılarının yeni kurbanı oldu. Güvendim, yasal site mi dedim, yasal site dedi. Ondan sonra bana bir numara gönder dedi, ben numaramı gönderdim. İBAN'la dedi kuponu satmam için dedi 300 lira istiyoruz dedi, emek bedeli dedi. Altıngeyik kendisine sosyal medyadan ulaşan dolandırıcılara inanarak kupon satın almak için emek bedeli adı altında bir IBAN hesabına 300 TL gönderdi. Çok güzel, çok nazik konuşuyor tabii. Emek bedeli dedi, 300 lira ödemeniz gerekiyor, kuponu size vermem için dedi. İBAN'a attım numara 300 lirayı. Ancak dolandırıcılar aldıkları emek bedeliyle yetinmedi. Ondan sonra bana dedi ki, size bir numaradan ulaşacaklar size dedi. Başka bir numaradan WhatsApp üzerinden aradılar beni. Ulaştılar. 500 lira daha yatır, biz kuponu oynayalım, kupon dağılmasın. 500 TL'yi kupon satın alarak parasını katlamak isteyen Altıngeyik elindeki 800 liradan oldu. Kupon dedi 500 liralık da biz oynayacağız. Siz dedi hesabınızda göreceksiniz. Tekrar size geri dönecek para dedi. Ondan sonra ben de biraz öbür arkadaşı aradım. Instagram'dan görüştüm öbür arkadaşla. Öbür arkadaş da hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ben işte yanlış yapmam, bu zamana kadar kimse yanlış yapmadım falan gibi konuştu. Zaten ben onun konuşmalarımızı da telefonda ekran görüntüsü aldım. Olay, dolandırıcıların Altıngeyik'e üçüncü kez ulaşıp kupondan kazandığı 75 bin TL'yi almak için 1800 lira daha istemeleriyle ortaya çıktı. Engin Altıngeyik konuyla ilgili dolandırıcılardan şikayetçi oldu. WhatsApp'tan seni bir arama yaptı o zaman. Numarası var mı o numara? Var. Tamam, sen o numarayı gelesin geri arama. Senin hiç arkadaşın yok. Bu yöntem normalde. Senle ben gerçek kişi arkadaş oluruz. Şimdi polis savcıları tanıtan insanlar tarafından da dolandırılacağım.